Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir günle karşınızdayız. Dünden bugüne yansıyan temel başlıklara baktığımız zaman gördüğümüz şey elbette dün kadınların Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkarması ve o tartışılan cinsel istismar önergesinin geri çekilmesi, komisyona çekilmesiydi. Adalet Bakanı konu kapanmıştır dedi. Ne anlamda kapandı? 10 Aralık'a kadar sonuçta 103 ile ilgili düzenlemenin yapılması gerekiyor. Şimdi gazete başlıklarında bakarız ve değerlendiririz. Bugüne yansıyan diğer konulara da ilgileneceğiz. Tabii ki sizlere yansıtacağız. Sıcak gelişme şu, onu ifade edelim. İstanbul'da FETÖ yöneticilerine yönelik bir operasyon var. İstanbul merkezli 13 ilde bir operasyon var. Bununla ilgili ayrıntıları da gündeme geldikçe elimize geldikçe, ulaştıkça aktaracağız. Şimdi ana akım medyayla başlıyoruz. Gazete başlıklarındaki şifreleri de anlamaya, analiz etmeye çalışacağız. Sağduyunun Zaferi Demiş Hürriyet Gazetesi. Dün e, bizde de haberlerde vardı, dikkatinizi çekmiştir. Aydın Doğan'ın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektubu gündeme gelmişti. Bu mektup e, Aydın Doğan'ın e, Erdoğan'la ilgili e, olumlu düşüncelerini yansıtıyordu sevgili izleyiciler. Bu olumlu düşünceler bize şunu ifade etmeli. Gazete başlıklarında acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili haberlerde Hürriyet Gazetesi'nde bir farklı yaklaşım görecek miyiz? Farklı yaklaşım derken kastettiğimiz doğruya doğru eğriye eğri diyebilecek mi Hürriyet Gazetesi bu saatten sonra? Merakımız bu. Şimdi manşeti okurken bakalım. Erdoğan son noktayı koydu. Sümeyye Erdoğan başta tepki göstermişti biliyorsunuz. Dolayısıyla kadın milletvekillerinin de toplantılar yaptıklarını ve görüşmelerde olumsuz Olumsuz tavırlarını e, bu konudaki olumsuz tavırlarını dile getirdiklerini biliyoruz ama en son Erdoğan e, müzakere edilmeli, mutabakatla bu karar çıkmalı gibi cümleler eleştirilere kulak verilmeli gibi cümleler etmişti, e, sarf etmişti ve nihayetinde sağduyunun zaferi demiş ama Erdoğan son noktayı koymuş e, diye ifade etmiş Hürriyet gazetesi. Kadınların tepkisi sonuç getirdi. Asıl mesele bu muydu Erdoğan'ın tepkisi miydi artık kanaatte de sizin olsun. Başta kadınlar olmak üzere toplumda büyük tepki çeken cinsel istismarcılara ceza ertelemesine ilişkin yasa düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesaj sonrası geri çekildi. Bozdağ konu kapanmıştır dedi. Bozdağ'ın cümlelerine bir bakalım acaba nasıl bir kapanma söz konusu. Tartışma yaratan geçici birinci maddenin çekileceğini yani önergenin çekileceğini vurguladı Bozda. Cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili olarak bu konu kapanmıştır. Partiler arasında bir konsensus sağlanırsa ileride tekrar gündeme gelebilir açıklaması yaptı. Geri çekme önergesi meclis başkanlığına gönderildi. Evet kadınlar tebrik ederiz. Görüşler farklı, tavır ortak. Geri çekilen cinsel istismar düzenlemesine muhafazakarların da olduğu toplumun çok farklı kesimlerinden kadınlar, kadın dernekleri, CHP, MHP ve HDP ile AK Partili kadın milletvekilleri tepki göstermişti. <laughs> Özür diliyorum. Ee, Sümeyye Erdoğan, Bayraktar'da Adalet ve Aile Bakanları ile görüşmeye giden kadın dernekleri temsilcileri arasındaydı, tepki gösterenler arasındaydı. Hükümet eleştirileri dikkate almalıdır diye Erdoğan önceki akşam Anadolu Ajansı'na mesaj verdi. Ardından da sağduyunun zaferi geldi diyor Hürriyet gazetesi. Erdoğan'ın etkisini aslında yoğun bir şekilde ortaya koymaya çalışırken kadınları da es geçememiş. Kadınların tepkisi sonuç getirdi diye e, muhafazakar kesim kadın dernekleri de dahil olmak üzere. Kadın derneklerinin, kadınların, örgütlü kadınların bu, buradaki tepkisi ve meclis bahçesine meclise akın eden o kadınların ellerinde gülen suratlar yaparak tepkilerini bir başka şekilde de simgesel olarak da gösterişleri tecavüzcüleri korumayın çocuk bedeninden elinizi çekin gibi dövizlerle meclise akın etmeleri görülüyor. Şimdi hürriyetin bu başlığını verdikten sonra Kadın dernekleri dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeye çalışırken müdahaleye de uğradılar. O ayrı bir konu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne akın eden o kadınların çoğunluğu CHP grubuna katıldı sevgili izleyiciler. CHP grup toplantısında işte kadınların gücü yansıdı. İzleyelim. Hesap verecek, içeride şükür. Teşekkür ederiz kadın örgütlerine, kadın örgütlü kadınlara daha doğrusu. Ne güzel diyorlar değil mi? Dünya yerinden oynar kadınlar birlik olsa. Mevzumuz bu. Türkiye'nin birçok meselesinde birlik olabiliriz aslında kadınlar. Bence güzeldi. Bence dün güzeldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sahne. Tamam Hürriyet Gazetesi Erdoğan'ın etkisine vurgu yapmış ama sevgili izleyiciler elbette ki etkisi olmuştur. Ama e, Başbakan Binali Yıldırım... AKP grup toplantısını yapmaktan sabah saatlerinde vazgeçti. Çünkü Anadolu Ajansı gündeminde grup toplantısı olacağı görünüyordu. Ama zaten erken saatlerden itibaren otobüsler dolusu kadın meclise gelmeye başlamıştı. Yani başka söze gerek yok diye düşünüyorum. 15 Temmuz şehitlerinin yakını askere alınmayacak. Şangay Beşlisi'ne 5. madde yanıtı. Hürriyete konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye bir taraftan NATO üyeliğini korurken Şangay Beşlisi'ne katılabilir mi sorusuna diplomatik dille karşılık verdi. Ne demiş çok merak ediyorum hem NATO'da hem Şangay'da olabilir mi Türkiye diye. Serkan Demirtaş e, gündeme getirmiş bu haberi. NATO anlaşmasının üye ülkelerden herhangi bir birine yönelik saldırıyı tüm üye ülkelerin karşılık vermesini öngören 5. maddesine dikkat çekerek şöyle dedi. Ben eminim ki Türkiye bu ortak savunma anlayışını 5. maddeyi ve NATO birliğini zayıflatacak hiçbir şey yapmayacaktır. Yani olamaz demiş sevgili izleyiciler. Hem NATO'da hem Şangay'da olamayız demiş. 5. madde Türkiye'yi koruyan madde yani üye ülkeler ama bilmiyorum kilise bonca bomba düştükten sonra NATO ne yaptı? E, tartışılıyor işte bunlar tartışılıyor. NATO NATO üyesi olarak davranıyor mu NATO Türkiye'ye acaba diye tartışılıyor. Belki mevzu Türkiye'nin NATO üyesi gibi muamele görmesini sağlamaktır. Onu bilemem. E, o tartışılmalıdır. Batı ile NATO ile kopuş mu değil mi? Müzakere ederken bütün unsurlarıyla değerlendirmek lazım. Yani bütün kazanımlarını Türkiye'nin değerlendirmek lazım. Bataklıktan Türkiye'yi kadınlar kurtaracak. CHP grup toplantısından Küçücük bir fotoğraf var ama az evvel gördünüz salon hınca hınç kadınlarla doluydu ve erkekler milletvekilleri yoğunluklu olarak erkek milletvekilleri yerlerini gelen kadınlara devretmişti. Öyle ki Kılıçdaroğlu yerine geçmeden direkt konuşmaya geçmeye çalıştı. Avrupa Parlamentosu Türkiye uyarısı da Hürriyet gazetesindeki önemli başlıklardan birisi sevgili izleyiciler. Avrupa Parlamentosu Türkiye ile AB arasındaki müzakerenin geleceğini ele alan bir oturum düzenledi ve Türkiye'nin e, Türkiye ile ilgili e, sevgili izleyiciler e, rafa kaldırma mahiyetinde bir karar çıktı. Müzakerelerin dondurulması istendi. Evet, e, Muhenkri AP yüksek temsilcisi. Ee, müzakerelerin dondurulması çağrısına her iki taraf da kaybeder en iyi yol kanalları açık tutmak diye e, müzakere yolu açmaya çalışmış. Bu arada ama şu var: Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, Avrupalılar göçmenler nedeniyle pazarlık unsuru olarak geri adım atacaklar elleri mahkum. Salih Müslüm'e yakalama kararı PKK'nın Suriye kolu PYD'nin yöneticisi Salih Müslüm hakkında Ankara merasim sokakta 17 Şubat'ta düzenlenen ve 29 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili Ankara Başsavcılığı yakalama kararı çıkardı. Bu da günün önemli başlıklarından biri. Ee, bu arada... Hapisteki hatırlı kokuşmuş kim sorusu MHP liderinin grup toplantısından sorusu cezaevinde cinsel istismardan hüküm giymiş hangi hatırlıya destek veriyor AKP diye soruyor Bahçeli. Habertürk'le devam edelim biraz uzun kaldık Hürriyet gazetesinde çok farklı haberler olması nedeniyle. Sağduyu kazandığı Hürriyet gazetesindeki gibi Habertürk gazetesinde de Sağduyu'nun zaferi, sağduyu kazandı, istismar failine ceza erteleme çekildi. AK Parti tarafından çekildi diyor. İlk kez AKP böylesi bir geri adım atıyor bu arada bunu da unutmayalım sevgili izleyiciler. Çığlık atma evresindeydim, bomba gönderdim. Babasına bombalı saldırı düzenleyen genç tutuklandı. Kamudan 15 bin ihraç iki yeni kanun hükmünde kararname yayınlandı dün. 15 bin 10 binin üzerinde diye sunmuştuk bu saatlerde baş, e, kamunun hükmünde kararname ile ilgili ayrıntıları. 15 bin ihraç geldiği ifade edilmiş bu arada. E, 193 e, dernek ve vakıf kapatılmıştı. Onunla ilgili ayrıntılar yok Habertürk'te. Erdoğan yeni güvenlik konseptini e, konferansında konuşurken Membiç'e gideceğiz diyor. Lozan'daki tüm kazanımları takdirle karşılıyoruz ama bu feragat ettiğimiz bazı hakları söylememize mani değil. Bu kez Lozan'a saldırmadan Cumhurbaşkanı Lozan'ı gündeme getirdi. Milliyet gazetesi Elbap Yetmez Hedef Membiç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babı batıdan kuşattık yetmez şimdi oradan Membiç'e yürüyeceğiz ifadesini görüyoruz Milliyet Gazetesi'nde. FETÖ'ye değinen Erdoğan devletin bu ihanet çetesinden tamamen te temizlenmediğini biliyorum. Hala silahlı kuvvetlerimiz içerisinde, polis teşkilatlarımız içerisinde, yargının içerisinde, devletin çeşitli kurumları içerisinde bunlar var. Bu ülke bizim ve bu millet bizim. Ne ülkeyi bunlara yedireceğiz, ne bu milleti bunlara ezdireceğiz. Gereği neyse bunu yapacağız diye konuştu. Evet, baştan beri olması gereken cümleler zaten bunlar. Önerge komisyona geri çekildi. Milliyet gazetesi çok da alaka göstermemiş konuya. Bozdağ konu kapanmıştır. Adalet Bakanı Bozdağ'ın siyasi partiler bu konuda konsensus sağlarsa yeniden gündeme gelebilir ama onun dışında bu konu kapanmıştır cümleleriyle yer bulurken Serpil Çevikcan AK Parti eleştirileri dikkate alır başlığıyla yazmış. CHP'nin girişimi bu sonucu gösterdi ama yani bu sonucu CHP'nin girişimi gösterdiyse bu sonucun niye bu kadar düşük oranda yer bulduğunu gazetenizde merak ettim. Tümden geri çekin diyor Bahçeli de bu arada. 15 bin kişinin kamudan ihraç edildiğini ifade eden e haberin yanı sıra dün FETÖ çatı iddianamesi davası gündeme gelmişti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Yarbay Ali Tatar'ın kız kardeşi Hürriyet Ünver hastalığını bahane edip duruşmaya ara verilmesini isteyen sanık Hidayet Karaca'ya bekle bekle dayanamadın mı ben 7 yıldır bekliyorum diyerek tepki gösterdi. Ünver bunun üzerine salondan çıkarıldı. Tatar amirlere suikast soruşturmasında ikinci kez tutuklama kararı verilince canına kıymıştı. Çatı davadaki ilk duruşmayla ilgili bu ayrıntıları Milliyetin Anası sayfasında görüyoruz. Ve Posta gazetesi bir dakika Posta'ya geçmeden önce Vatan'ı bir alalım. Posta'da çünkü söyleyeceklerimiz daha farklı. Vatan'la devam edelim. Bomba tarifi internetten. Şimdi Tutuklanan babasına bomba gönderen o genç tutuklandı babasına kur yakılığında bomba bırakan Alican Kurdaş patlayıcı vücut geliştirme kimyasallarını kullanarak internetten bulduğu tarif, tarifle kendisi yapıyor patlayıcıyı bütün ayrıntılarda ifadesinde var evden çıkarkenki görüntüsü de kullanılmış ve bu internetten nasıl bu kadar rahatlıkla patlayıcı yapabildiğini anlatıyor. Kimse bizi Lozan'a hapsedemez. Cumhurbaşkanının mesajı. Bu konu kapandı. Lozan konusunda evet Cumhurbaşkanı'nın Türkiye için zafer değil kutsal metin hiç değil ifadeleriyle bu kez saldırdığı cümleler yer buluyor. Şimdi daha önce okuduk, demin Habertürk'te okuduk. Orada yoktu bu cümleler sevgili işler. Şimdi Lozan'ı yine dün gündeme getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Görüldüğü gibi eğer kadınların zaferini, AKP'nin geri adım atışını görmek istemiyorsanız... ...Lozan meselesini ortaya atarsınız gazetelerin yaklaşımı açısından söylüyorum. Bu konu kapandı. istismar tasarısı meselesi görüldüğü gibi gazetede meclis gündemi gibi yansıtılmış... Manşete taşınmamış. Babasını bombayla öldürmek isteyen şahsın internetten ne kadar kolaylıkla bomba e, tarifi elde ettiğini ki bu bilgileri daha önceden biliyoruz. Polis ifadesinde zaten öğrenmiştik. Yine e, daha geçen haftanın manşetiydi bu. Bu bayat manşetle Vatan Gazetesi bize kadınların gücünü e, gölgeleyerek e, yansıtmaya çalışmış e, onu ifade edelim. FETÖ soruşturmasında Kalk İhsan Kalkavan hakkında örgüte finansal destek sağladığı gerekçesiyle silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı çıkarıldığı söyleniyor bu haberde de sevgili izleyiciler. Sürücü kursları itirafları herkesi kandırmışlar. Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Yıldırım Murat Çelik'e konuşmuş. İki saat ders vermeden el sınıfı otobüs ehliyeti verdik diyor. Salih Müslim için yakalama kararı çıkarıldığını anlatan e, haber yine dikkat çekiyor. Kayyum bombacısı diye bir haber var. Van nüfusuna kayıtlı 3 e, hoşun üzerinde el bombası ve tabanca bulunduğu. Suikast hazırlığındaki bir kişinin dün öldürüldüğü, ölü ele geçirildiği ifadesiyle caddedeki çatışmanın aktarıldığı fotoğrafla haberi de ifade edelim ve dönelim şimdi postaya. Postada söyleyeceklerimiz var dedik sevgili izleyiciler. Önce posta gazetesindeki konu kapandı diye kadın eline dikkatinizi çekmek istiyorum. Ee, ağlayan bir surat var orada çünkü ee, dün kadınlar ellerindeki o ağlayan surat mesajıyla e, Türkiye Büyük Millet Meclisini çıkarma yapmışlardı. Önerilerin geri çekildiğinin henüz açıklanmadığı saatlerde kadınlar meclis önünde ve CHP grubunda bu ekleyelim biz CHP grubunda tepkilerini ortaya koydular az evvel izledik ve cinsel istismar e, cia af düzenlemesi geri çekildi. Bu haber e, kadınların gücünü birlik olunca, birlikten kuvvet doğunca nasıl ses getirebildiğini yansıtıyor bizlere. Onun dışında dün Zonguldak'ta e, bir madenci yaşamını yitirdi sevgili izleyiciler. Madencinin oğlu Posta gazetesinde bize öyle bir trajik öykü anlatıyor ki sevgili izleyiciler. 7 Ocak 2013'te 8 madencinin e, yaşamını yitirdiği kazada, kazada, faciada diyelim, maden faciasında babasının kurtarılmasını beklemiş ve feryat etmişti. Dün maalesef babasının cansız bedenini toprağa verdi. Bu görüntüler 2013'ten sevgili izleyiciler. 13 yaşında olan Doğukan Sarı koşarak madene gitmiş ve kapıda 4 saat babasının kurtarılmasını beklemişti. Babası Mustafa Sarı sağ olarak çıkarılınca da sevinç gözyaşlarına boğulmuştu. Gel oğlum. Sen sen Zonguldak sen kömür sen madeninde, sen özel sektöre ait kömür madeninde dün göçük meydana geldi. <laughs> Mustafa Sarı bu kez yaşamını yitirdi. Şimdi 16 yaşına girmiş olan bu feryadın sahibi Doğukan Sarı, Zonguldak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan babasını son kez görmek için kapıda bekledi. Madenci oğlunun kaderinde erken ayrılık vardır dedi ve ağladı. Uğurlar olsun diyelim sevgili izleyiciler. Bu fıtrat değil, değil mi? Fıtratında bu var diyenleri hatırlayalım. Ve madenlerin insan sağlığını, işçilerin can güvenliğini sağlamadığını defalarca gördük ama bunun değişmediğini de görelim. Değişmediğini de görelim. Uğurlar olsun diyelim. Evet Posta Gazetesi'ni alıyoruz ekrana Madencinin oğlu, madencinin oğlunun kaderinde erken ayrılık vardır diyerek 3 yıl önceki babasını bekleyişiyle, mor kapısında bekleyişini yansıtan Doğukan'ın iki ayrı fotoğrafı yansıtan Posta Gazetesi bence günün haberi de bu sevgili izleyiciler. Bir yandan da biliyorsunuz Siirt'te 10 kişi, 10 işçi, 10 insan üç altında kaldı ve onları da çıkarma çalışmaları devam ediyordu. Değişmiyor. Maalesef değişmiyor ama da kabul de etmiyoruz. Bu fıtratta değil fıtrat değil yani bu. Bu sadece ihmal. Maliyet çünkü can güvenliği değil mi? Sistem meselesi bu, algı meselesi. Daha 301 madencinin acısını hala hissederken içimizde teker teker onar onar yine toprağa vermeye devam ediyoruz. Evet Posta Gazetesi bence günün haberi sevgili izleyiciler bu. Oysa e, öyle şeyler var ki yapıla alınan önlemler o kadar etkili olabilir ki aslında. E, madenle ilgili değil ama dün gündeme yansıyan e, Japonya ile ilgili bir haberi getirelim ekranlarınıza şimdi. 7.4 şiddetinde deprem oldu Japonya'da. Bir kişi bile ölmedi. İyi ki ölmedi. Ama neden ölmedi? Çünkü depremle yaşamak dedikleri şeyi uygulayabildiler. Yani kaza deyip geçmiyorlar, deprem deyip geçmiyorlar. İnsanın canının sağlığını, can güvenliğini önemsiyorlar. Bunu maliyet olarak görmüyorlar, gereğini de yapıyorlar. ...2011 yılında tarihin gördüğü en yıkıcı depremlerden birine sahne olan Japonya'nın kuzeydoğusu bugün bir kez daha sarsıldı. Merkez üssü Fukushima açıkları olan depremin büyüklüğü 7.4. Depremin ardından ülkenin Kuzey Pasifik kıyılarının büyük bölümünde uzunluğu 3 metreyi bulabilecek tsunami uyarısı yapıldı. Ve saatler sonra dalgalar kıyıya ulaştı. <laughs> Japonya Meteoroloji Ajansı, dev dalgalara yol açan depremin 2011'de Fukushima nükleer felaketine neden olan 9 büyüklüğündeki büyük sarsıntının artçı şoku olduğunu açıkladı. Japon Devlet Televizyonu NHK, Tokyo Elektrik Şirketi'nin Fukushima'daki nükleer santrallerinin hasar alıp almadığını belirlemeye çalıştığını bildirdi. Yapılan açıklamada Fukushima Nükleer Santrali'nde deprem nedeniyle herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. Şirketin Daiichi Nükleer Santrali Mart 2011'deki depremde hasar görmüştü. 9 büyüklüğündeki sarsıntı Japonya'da şu ana dek kayıtlara geçen en büyük depremdi. Deprem ve ardından oluşan tsunami de 19 bin kişi yaşamını yitirmişti. Felaket nedeniyle Fukushima santralinde radyoaktif sızıntı olmuş ve ülkenin kıyı bölgelerindeki tüm nükleer santraller kapatılmıştı. <laughs> 7.4. Neymiş? Depremin fıtratında ölüm yokmuş değil mi? E. Eh. Şimdi geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Özgür Basına bakıyoruz sevgili izleyiciler. Sözcü Gazetesi'nde kadınları görüyoruz. İktidar tecavüz yasasını son anda geri çekti. Milleti değil sarayı dinlediler. Kadınlar günlerdir tecavüzcüleri kurtaran yasanın çıkmaması için sokaklara döküldü. İktidar dinlemedi. Ne zamanki Erdoğan olmaz dedi. Çark etti. Kadınların demokratik protestolarını gören olmadı. Polis kadına el kaldırdı. Çirkin görüntüler yaşadı. Meclis kapısının önünde yaşananlar aktarılmış sevgili izleyiciler. Bu gördüğünüz müdahale meclis kapısının önünde kadınlara polisin müdahalesi. Protestocu kadınlarla polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Polis yine orantısız güç kullandı. Öfkeli kadınları zor dağıttı. Mecliste torba yasa görüşülürken AKP'li 6 vekil gece yarısı teklif verdi. 18 yaşından küçük kızlara tecavüz edenlerin mağdurla evlenmesi halinde serbest bırakılmasını istedi. CHP ve MHP karşı çıktı, kadınlar sokağa döküldü. Hatta Sümeyye Erdoğan'ın kademi bile teklife karşı çıkmıştı. Ancak iktidar yasa teklifinin arkasında durdu. Geriye adım atmayız, yasasalı günü mecliste görüşülecek diye res çekti. Ama Erdoğan Asya turundan dönüşte işler değişti uzlaşmanın yasayı getirmeyin uzlaşmadan yasayı getirmeyin dedi. İktidar dün geri adım attı. Teklif komisyona geri çekildi. Şimdi Erdoğan'ı burada sempatik kılma çabasına girmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Bunca tepki olmayaydı o da geri adım atar mıydı acaba? Emin değilim. Dolayısıyla kadınların gücünü azımsamayalım lütfen. 15 Temmuz şehitlerinin yakınları askerlikten muaf tutulacak. İş adamı Kalkavan'a yakalama kararı FETÖ'den. Spikeri, TRT 2 spikeri, TRT'nin iki spikeri memurluktan atıldı. O OHAL kararnamesiyle atılanlar arasında 2 spiker 4 muhabir de var. 45 kişi TRT'den ihraç edildi. AKP'ye geri adım bu ülkenin kadınları attırmıştır diye Kılıçdaroğlu zaten Sözcü Gazetesi'nin manşetindeki ifadeleri bir düzeltme getirmiş sevgili seyirciler diyebiliriz. Öldürüldü denilen Bahuz'a yakalama Ankara'daki patlamayla ilgili davada PKK'lılara yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında Temmuz'da öldürüldüğü açıklanan Bahuz Erdal da var. Demek ki öldürülmemiş mi? Dolar koşuyor, benzin uçuyor demiş sözcü. Şimdi ohal ile ilgili dedik ki yeni KHK ohal ile ilgili değil. Yeni KHK ile ilgili dedik ki ayrıntıları göremedik. Derneklerle ilgili bilgiler yok dedik. Şimdi yine ohal torbası diye Cumhuriyet gazetesindeki manşete bakalım. Ne tür ayrıntılar paylaşılmış? Saray ve hükümet ülkeyi KHK'larla yönetmekte kararlı. Yeni OHAL, yine OHAL torbası. Muhalifler hep hedefte. Çağdaş Hukukçular Derneği, Gündem Çocuk Derneği, Barış Derneği ve Özgür Hukukçular Derneği kapatıldı. Grev ertelemesinde Bakanlar Kurulu'nun yetkileri genişletilerek emekçinin grev hakkı neredeyse yok edildi. Aralarında sendika yöneticilerinin de olduğu yüzlerce keskli kamudan ihraç edildi. Akdeniz Üniversitesi'nde barış bildirisine imza atan 8 akademisyen ihraç edildi. 7 yerel gazete, 1 dergi, 1 radyo süresiz olarak kapatıldı. 2000 yılında Burdur cezaevinde hayata dönüş operasyonu sırasında kolunu yitiren sosyolog Veli Saçlık da son KHK ile görevden alınanlar arasında. Devletin daha önce verdiği tazminatı da geri istediğini belirten Saçlık geri döneceğiz boyun eğmem dedi. Evet Saçılığın ifadeleri, veli saçılığın ifadeleri de bu haberi beslemiş. 31 Ekim'de imzalar atılmıştı diye bir başlık var. Erdoğan Başkanlığı'nda toplanan Bakanlar Kurulu'nda onaylanan iki kanun hükmünde kararname daha yayınlandı. Kararnamelere TSK'dan 2 bin küsür, emniyetten 7 bin küsür olmak üzere 15 bin personel kamudan ihraç edildi. Daha önce yayınlanan KHK'larla ihraç edilen 157 kamu personeli görevine iade edildi. Daha önce kapatılan İstanbul Tüp Bebek Merkezi, 9 vakıf, 175 dernek yeniden açıldı. Darbe girişimi sırasında yaşamını yitirenlerin çocuklarına askerlik muafiyeti getirildi. Kamu ihalelerinde emniyet ve MIT fişlemesi dönemi başladı. Askeri fabrika ve tersanelerin kitlerle ve yabancılarla dahi özel girişimcilerle işbirliğinin önü açıldı. Evet bu KHK'larla ilgili ayrıntılar bu şekilde verilmiş ve hemen mor başlığa bakalım. Kadınlar kazandı. Hoşunuza gitti değil mi? Benim çok hoşuma gitti dün. Çok hoşuma gitti. Bir daha görelim mi CHP gruptaki o sloganları? Vallahi bir daha görelim bence. Kadınlar kazandı derken. Yani sizin gözünüze gözünüzden kaçırılıyor olabilir ama I, i, hakkını vermek lazım o kadınları bir daha izleyelim hesap verecek için teşekkürrim Dolu salondaki mesaj meclisin önünde verilen mesajlar gözünüzden kaçırılmaya çalışılıyor olabilir ama hakkını vermek lazım. Kadınlar çok güzelsiniz. Sevgili izleyiciler bir son dakika gelişmesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün biliyorsunuz hem AKP grup toplantısı hem de ekonomik kurul toplantısı iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde 19.30'da ekonomik koordinasyon kurulunu toplayacakmış. Bu bilgiyi aktarmış olalım. Dolar fitili ateşlendi, zam yağmuru yolda. Tam Cumhuriyet'teki ekonomi haberiyle devam edelim. Tam da yerine denk gelmişken. Liradaki erime ekonomide ciddi sarsıntı yaratacak. Doların 3.40 TL'ye yükselmesi nedeniyle aralıkta birçok ürüne fahiş oranlarda zam gelmesi bekleniyor. Zamların öncelikle cep telefonları, bilgisayarlar ve beyaz eşya gibi ürünlere yapılacağı tahmin ediliyor. Esnaf zam beklentisiyle ürünleri raflardan çekiyor. Dün benzine 16 kuruş, motorine 11 kuruş zam yapıldı. Benzinin filtre fiyatının 5 liraya dayanacağı belirtiliyor. Aralıkta bazı ürünlerde zam oranının %15 ya da 20'yi bulacağı tahmin edilirken asgari ücretin en fazla 100 lira artması bekleniyor. Evet zam yağmuru geliyor ama asgari ücrete değil. Gazetenin eteğine bakmışken Musa Kart'ın karikatürünü de görelim. Görebiliyor musunuz? Boş çerçeveyi. Neden? Çünkü Musa Kart tutuklu. 19 gündür tutuklu Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneticileri, yazarları ve Musa Kart karikatürist. Sözüm bitmiştir. Yeni Çağ Gazetesi ile devam edelim. Türkiye'yi anlamaya anlatmaya bakalım Yeni Çağ neleri önemsemiş, neleri ön plana çekmiş. Yeni Çağ Kadınların Gücü me Meclisi sarstı diyor. Hakkını vermiş Yeni Çağ gazetesi de. FETÖ davası isyanla başlattı. İntihar eden Yarbay Ali Tatar'ın kız kardeşi sanıkları onun katilleri sizsiniz diye bağırdı. Gülen'in de aralarında bulunduğu 73 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması Ankara'da başladı. İstanbul'dan telekonferans sistemiyle duruşma salonuna bağlanan Hidayet Karaca... Ara verin rahatsızlığım da var dedi. Bunun üzerine Ali Tatar'ın kardeşi bekle katiller beklemek zorunda mı gitti ben 7 yıldır bekliyorum diye bağırdı. Cumhurbaşkanı'nın Elbap Yetmez başlığını da görüyoruz Yeni Çağ Gazetesi'nde. Türkiye 28 kişinin katili Müslim ve 48 PKK'lı peşinde Murat Karayılan, Cemil Bayık, Salih Müslim gibi isimler hakkında yakalama kararı verilmesi. Ee, sevgili izleyiciler Ankara merasim sokaktaki saldırıyla ilgili olarak e, burada da Yeni Çağ'da da e, görülüyor. Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan Osmanlı'nın 1898'de kaybettiği Girit adasında uyguladığı taktik üzerinden adayı ele geçirme planı yapıyor. Profesör Atatürk Girit'te Türkler için garantör devletler vardı ama Türk askeri çekildikten sonra katliam yaptılar dedi. Geçmişten tarihten bir haber. Bir gün gazetesine bakıyoruz. Bir gün gazetesinde tehdit henüz sona ermedi başlığı var sevgili izleyiciler. Ee, kadınlar görülüyor. Tehdit henüz sona ermedi diyor. Adalet Bakanı konu kapanmıştır dedi. Dolayısıyla hani meclise de önergenin geri çekildiğine dair dilekçe verildi. Ama e, şu anlamda to yani konuyu soğutup yeniden gündeme bir şekilde getirebilirler. E, toplumsal direniş önergeyi durdurdu ama tehdit henüz sona ermedi. Tecavüz önergesi geri çekilse de tehlike sürüyor. 12 yaşındaki çocuğu istismar eden şahıslar çocuğun rızası olduğu gerekçesiyle aklanabilir diyor e, bir gün gazetesi. Kadınlar AKP'ye geri adım attırdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadınların gücü bu teklifin geri alınmasını sağladı diyor. İşte konuşulan o istismarın belgesi. İstismar önergesinin verilmesine neden olduğu söylenen olayın belgelerine bir gün ulaştı. Çocuklar AKP'li eski vekilin kardeşinin tecavüze uğradıklarını anlatıyor. Sakarya milletvekili ile ilgili dün Saygı Öztürk Sözcü Gazetesi'nde yazmıştı. Sakarya milletvekili Ali İnce'nin tecavüzle suçlanan kardeşi Yusuf İnce hakkında bu bilgiler veriliyor. Ee, ve dün e, aldığımız bilgilere yenileri de eklemiş. Ee, çocukların ifadeleri var sevgili izleyiciler. Çocuklardan biri şu ifadeyi vermiş. Bana oturmamı söyledi. Ben yine televizyon odasında oturdum. Yaklaşık 10 dakika sonra Yusuf İnci geldi. Yine diğerlerinde olduğu gibi Yusuf İnci odaya girdikten sonra A abla kapıyı kilitledi. Biz yalnız kaldık. Yine aynı rıza dışı benimle ilişkiye girdi. 2015 yılında yaşanan istismar olayları eski AKP Sakarya milletvekili Ali İnci'nin nüfuzu sayesinde örtbas edilmek istenmiş. Sadece bu değil galiba. Başkaları da var galiba. Kokusu çıktı çünkü. Böyle dedikodular var iddialar var. Yakında onlarla ilgili belgeler de ele geçirildiğinde bilgi olarak sizinle paylaşılır sevgili izleyiciler. Gazetecilik yapan gazeteciler sağ olsun. Evet bir gün gazetesinde de durum bu. Şimdi öğretmen borç e, batağında başlığıyla korkusuz gazetesine bakalım. Ömürleri kredi borcu ve taksit ödemekle geçiyor. Kim bunlar? Öğretmenler. Yarın öğretmenler günü. Öğretmenler günü arifesinde yürek sızlatan gerçek diyor Korkusuz Gazetesi. Çocuklarımıza emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin %83'ü bankalara borçlu. %13'ü ise icralık. <laughs> vay öğretmenin haline vay diyor Korkusuz. Ulu Önder Atatürk'ün gelecek nesillere emanet ettiği öğretmenlerimizin ekonomik durumu yanlış politikalar yüzünden hiç de iç açıcı değil. Toplamda 5.570 lira gider görünüyor sevgili izleyiciler. Maaşı ama 2.980 lira yani e, geliri tek kalem e, maaşı ve dolayısıyla açı fark ettiniz herhalde 5.500'den 3.000'e yakın bir meblağ. E, açığı fark ettiniz herhalde. Eğitim Sen Türkiye'de sayıları yaklaşık 1 milyon olan öğretmenlerin durumunu tespit etmek için anket yaptı. %83'ünün bankalara kredi borçlusu olduğu ortaya çıktı. Maaşı 2500 lirayla 3000 lira seviyesinde olan öğretmenler ay sonunu getiremiyor. Bu yüzden kredi kartı ve banka kredisi ile hayatlarını sürdürüyorlar. Acil çözüm istiyorlar. Evet af mı getirmek lazım acaba? Bu hesaplara göre öğretmenler yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bugüne kadar hiçbir öğretmen bu problemi çözemedi. Evet bir problem var da gelir gider dengesizliği var da hiçbir öğretmen bu problemi çözemedi vurgusuyla verilen haber anlamlı. Orta Doğu Gazetesi tümden geri çekin diyen Bahçeli, Orta Doğu Gazetesi'nde Bahçeli ne zaman Orta Doğu'na manşet olmadı sevgili izleyiciler? Binali Yıldırım'la başkanlık meselesini görüştüğü gün manşet olmadı. Ama onun dışında Orta Doğu Gazetesi'nde Bahçeli ne zaman konuşsa, ne zaman bir aktivitede bulunsa zaten manşette oluyor. MHP lideri Bahçeli siyasetteki FETÖ'cülerin nerede olduğunu sordu ve çocuklara kıymış, kastetmiş sapıkları selamlayanların vicdanlarına seslendi. Tümden geri çekin. Siyasetteki FETÖ'cülere neden dokunulmuyor sorusu da anlamlı elbette. Bahçeli'nin bu sorusu önemli sevgili izleyiciler. Milli Gazete'ye bakıyoruz. Cansız Musul diye Milli Gazete'de bir haber var. İslam coğrafyası kanlı bir arenaya dönüştürülmüş durumda. İslam beldeleri bir bir tarumar edilip insansızlaştırılıyor. 2 milyon Iraklı Müslüman katledildi. Libya'da binlerce Müslüman öldürüldü. Geriye enkaz bir ülke kaldı. Suriye, Afganistan, Mısır, Filistin ve daha nice İslam diyarı enkaz beşer durumda. Milyonlarca Müslüman evlerinde yurtlarından çıkarılmış mülteciler halinde cansız Musul ifadesiyle Suriye'ye odaklanan ama genel olarak İslam coğrafyası diye bir haber görüyoruz sevgili izleyiciler. Musul'un çevresi kuşatıldı. 7 gündür yemek yemediler diye çoluk çocuk fotoğraflar var. Şimdi İslamcı bir bakış açısı daha doğrusu din penceresinden bakılan bir yaklaşım söz konusu. Oysa burada özellikle dini mezhepler arasında da çatışmalar olduğunu ifade edelim Orta Doğu topraklarında. Oysa meseleyi Sistem sorunu olarak görse, emperyalizm olarak görse, herhalde daha farklı birlikteliklerle, daha farklı yaklaşımlarla birlik olunsa, bu gidişe dur denilebilir. Nihayetinde bu topraklar üzerinde büyük devletlerin emelleri var ve topraklar üzerinde yaşayan insanları içe sayıyorlar. Mesele sadece bu. Büyük devletler demişken, Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama veda etmeye hazırlanıyor. Ee, Obama ile ilgili sevgili izleyiciler e, bir film yapılmış e, bu arada Obama'nın gençliğini anlatan bir film bu. E, gençlik yıllarına, üniversite yıllarına odaklanan bir film. Biliyorsunuz siyahi bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına yükselişi çok e, bir sıçrama olarak nitelendirildi Amerikan toplumu için. Tabii bu ne kadar neyi değiştirdi, Amerika'daki yaklaşımları ne kadar değiştirdi onu bilemeyiz ama Obama'nın gelişimini

It's not my scene. What is Fragmanı yayınlanan bu film, e, Obama'nın gençlik yılları, üniversite yıllarına odaklanmış. Obama'nın dünyaya ilişkin e, fikirlerinin şekillendiği, e, alt felsefesinin oluştuğu o yılları anlatıyor film. The world is a big place, honey. Find your way. You got some ID? I'm a student here. ID. Well, I don't, I don't see you them. So what's so about me? Huh? Obama Beyaz Saray'a, Amerikalılara bu filmle veda ediyor. So, how does so I, I don't it makes you american Evet, Amerikalılar başkanlarına, siyahi başkanlarına veda edip Trump'a e, merhaba dediler. Zaten seçimden itibaren Ocak'ta devir teslim olacak diye biliyoruz. E, ve e, veda ederken de e, Obama nereden nereye gelmişti diye bir hatırlayacaklar. Şimdi AKP gazetelerine dönelim. Sabah gazetesiyle başlayalım. Devlet hainlere kapılarını kapattı. Hükümet yeni KHK ile terör örgütü PKK'nın para musluğunu tümüyle kesti. HDP'li belediyelerin örgüte finansman amacıyla... Belli şirketlere verdiği ihaleler tek taraflı iptal edilecek. KHK'larla ilgili ayrıntıları görüyoruz. PKK konusunda bu böyle bir vurgu var. FETÖ konusunda da tutuklu ve hükümlüler hiçbir sınava katılmayacak. Askere de alınmayacak bu arada. Teröristler bu sokak, teröristlere dar edeceğiz bu sokakları diyen bir Cumhurbaşkanı Erdoğan haberi. Ki Cumhurbaşkanı yine Rabia işaretiyle görülüyor. Tartışılan o madde komisyona çekildi. Binali Yıldırım görülüyor. Ee, AK Parti'nin önerileri makul diye Bahçeli'nin başkanlık meselesi gazetesindeki ifadeleri görülüyor. Ama kadınların gücünü göremedik sabah gazetesinde. Geri adım atıldığını göremedik sabah gazetesinde. Akşama bakalım görebiliyor muyuz akşamda kadınları? Yok göremiyoruz. Kadınlar yok saymış sabah da akşamda size. Lozan'a hapsolmayacağız. 2023 hedeflerimiz var diye Erdoğan'ın rabia işaretli fotoğrafı ve Lozan meselesindeki vurgusu Akşam Gazetesi diyor ki öbür haberleri boş verin Cumhurbaşkanı yine Lozan'a e, çaktı. Siz bununla ilgilenin diyor. Teklif şimdilik rafa kattı. Minicik Binali Yıldırım haberi. Aa, kadınlar, kadınlar, kadınlar. Yeni Şafak Gazetesi'ne bakıyoruz. Yeni Şafak Gazetesi'nde son uyarı diye bir başlık yine Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin yeni güvenlik konseptine ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan. ABD'nin verdiği sözlere karşı Membiç'ten çıkmamakta direnen terör örgütü PYD-PKK'yı son kez uyardı. El baba dayandık. Oradan Membiç'e doğru gideceğiz. Niye Membiç'te PYD var, YPG var? Biz orayı tamamen boşaltılsın istiyoruz dedi. Erdoğan, Polis Akademisi Akademisi'nin yeni güvenlik konsepti konferansına katıldı. Beştepe'de yapılmış bu konferans bu arada. Evet bu konu kapandı. Binali Yıldırım ve Bekir Bozdağ fotoğraflarıyla verilmiş. Oysa dün akın vardı meclise ya. Kadınlar vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Kadınlar sizi yok sayıyor bu gazeteler. Okumaya devam edeceksiniz. Beni yok sayanı ben de yok sayarım oysa ki. Bari Sümeyye Erdoğan'ın fotoğrafını koysaydınız ya da AKP'li milletvekillerinin çok ayıp. Kadınları yok saymayın. Başınız derde girer. Bakın ne oldu? Geri adım atmak zorunda kaldılar. Star gazetesine bakalım şimdi. O mesele uzlaşı ile çözülecek. Binali Yıldırım. Burada da yok. AKP gazeteleri kadınları yok saymış sevgili işler. Görmüyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne akıl etmiş o kadınları görmüyorlar. Sümeyye Erdoğan'ı, AKP milletvekillerini, muhafazakar kadın derneklerini de görmüyorlar. Ekonomide e, güvenliktir. Cumhurbaşkanı Erdoğan manşetteki haber. bütün gazetelerde zaten AKP gazetelerinde Cumhurbaşkanı manşetteydi. Genç polislere yeni güvenlik konseptini anlatırken sınır güvenliğini iyi sağlayın ama eğer ekonomiyi sağlamadıysanız o sınırlar çöker diyor. AB iç hukukuna hukukumuza karışamaz diyor. Okullara zehirli bulut tatili diye İstanbul'da dün bir yangın vardı kentin üzerine bulut duman çöktü Bayrampaşa'daki plastik fabrikası yangınıyla ilgili olarak özel köpük kullanıldı vesaire gibi ayrıntılar var ama o mesele kapanmıştır mevzusu kısacık kısacık sizi görmezden gelmişler. FETÖ devletten kazanıyor diye de KHK haberi görülüyor. Sevgili izleyiciler Star gazetesinde de. Böylece gazeteleri tamamlamış olduk. Reklama gideceğiz. Saat başında Muharrem Erkek, Çanakkale milletvekili bizlerle birlikte olacak. Dünkü meclisin atmosferini bir erkekten dinleyelim. Korkmuşlar mı acaba? <laughs> Binali Yıldırım nihayetinde AKP başbakan, AKP grup toplantısını yapmadan İstanbul'a gitti hızlıca. Ekonomik Koordinasyon Kurulu da iptal olmuştu dün. Ve şunu ifade edelim. Bugün tekrar söyleyelim. Bugün akşam 19.30'da 5 Beştepe'de yapılacakmış ekonomik koordinasyon kırılı, ee, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan hakimiyetini bir kez daha ortaya koymuş olacak gibi görünüyor. Ama hakimiyet dün milletindi, hakimiyet dün kadınların da Türkiye Büyük Millet Meclisinde saat başında devam edeceğiz sevgili izleyiciler bizden ayrılmayın. Toplantı iptal edildi Ankara'da sevgili izleyiciler. Birisi ekonomik koordinasyon kuruluydu. Dolar zirvesi yapılacak diye duyurulmuştu. Merkez Bankası'nın tutumu değerlendirilecekti dolardaki artış nedeniyle. Fakat Binali Yıldırım İstanbul'a gittiği için o toplantı iptal edildi. Meğer bundan değilmiş. Bugün Beştepe'de 19.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan toplayacak e, ekonomik koordinasyon kurulunu. Bunu anlıyoruz bugün. İkinci toplantı AKP grup toplantısıydı. Sabah saatlerinde kadınlar meclise baskın yapınca tabii AKP grubu da iptal edildi. Binali Yıldırım İstanbul'a gitmeyi tercih etti. Bu işin püf noktası diyelim, atlamayacağımız noktası. Kadınların zaferi dünkü cinsel istismar önergesinin geri çekilişi. Konu kapanmıştır diye Adalet Bakanı da noktayı koydu. Şimdi e erkek Çanakkale Milletvekili CHP'nin bizlerle birlikte dün yerinizi kadınlara verdiniz mecliste de. Tıklım tıklım bir grup salonuydu. Gerçekten çok muazzam görüntülerdi. Bir izleyelim. Ben doyamadım o kadınların evet. sloganlarına ve o birlikte çıkardıkları sese. O kadınların seslerini bir daha dinleyelim. Hesap verecek. Hiç Hesap verecek. Hiç Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dikmen kapısı önce doldu. Sabah saatlerinde biz şeyden biliyoruz işte bu saatlerde saat 8'den itibaren yayına başlayınca trafikteki sıkışıklık, dünkü konuğumuzun gecikmesi, o bölgedeki yoğun otobüsler ve kadınların varlığı AKP grubunu iptal ettirdi dedik zaten tanıyı koyduk yani grubun iptal olmasını bu şekilde yorumladık. CHP grup salonuna geldi. Kadın örgütleri, örgütlü kadınlar bunlar. Tebrik ediyoruz kendilerini. Örgütlü olunca birlikte ses çıkarınca ne, nelere, ne, neler, ne tür sonuçlar verebildiğini gördük biz dün diye yorumluyorum ben. Siz ne hissettiniz oradaki kadın varlığı bu yasanın geri çekilişi bize ne mesaj veriyor sizce? Şimdi öncelikle genel başkanımızın dünkü grup toplantısında da vurguladığı gibi. Bu cinsel istismar aslında bir utanç yasa tasarısının geri çekilmesinde, iktidarın, AKP'nin geri adım atmasında Türkiye'nin yiğit kadınlarının e, mücadelesidir bu sonucu bizlere veren. Ben de dün sabah erken saatlerden itibaren Dikmen Kapısı'nın önündeydim. Türkiye'nin her yerinden gelen e, kadınlarımızla birlikte olduk. Ve kadınların söylediği gibi kadınlar birlik oldu ve dünya yerinden oynadı. <laughs> i̇şte gerçekten e, birlikte olmanın, birlikte hareket etmenin, örgütlü toplum olmanın e, gücü bu. Bunu ben zaten şuna inanıyorum. E, Türkiye muasır medeniyet seviyesine ulaşacaksa, Türkiye bu karanlıklardan çıkacaksa, layıklığı, çoğulculuğu, demokrasiyi, özgürlükleri yaşayan bir ülke olacaksa bunu kadınlar başaracak. Bunu kadınlar başaracak. Cesur kadınlar, demokrat, laikliğe, özgürlüklere inanan layık demokratik cumhuriyete bağlı kadınlar bunu başaracak. Ben istismar esasıyla ilgili izin verirseniz birkaç cümle paylaşmak <laughs> istiyorum. Yani Bir milletvekili olarak ben gerçekten utandım. Böyle bir önergenin gece yarısı getirilip AKP oylarıyla kabul edilmesi... ...gerçekten bir utanç tablosuydu. Yani bir nevi kadınlara mal oldu bu iş ama erkekleri de yok saymayalım... ...erkeklerin de nihayetinde kadın ve erkek... ...yani insani duruş olarak insanı rahatsız eden bir boyutu vardı bu istismar yasasının. Kesinlikle, kesinlikle. Yani biz onların yanında olduk. Onlara <laughs> destek olduk ama bu gerçekten kadınların büyük bir mücadelesiydi... ...ve başarılı hı hı. oldular. Ben bütün kadınlara buradan çok teşekkür ediyorum... Meclisteki hava nasıl? Bozdağ'ın açıklaması artık konu kapanmıştır demesi e, tamamıyla geri çekildiği anlamına mı geliyor önergenin? Yani şu anda öyle. Ama pardon ileride, ileride tabii bir fırsat bulup tekrar bunu getirebilirler. Hı hı. Ama şu anda e, konu kapandı. Çünkü böylesine bir demokratik tavrın karşısında hiçbir güç duramaz. Bakın beni en çok üzen bir hukukçu olarak, bir milletvekili olarak şu oldu. Evet. AKP'nin grup başkan vekilleri, bakanları, sayın başbakan çıktılar televizyonlarda milletin gözünün içine baka baka yalan söylediler. Ne dediler? Bu tasarı, bu bizim sunduğumuz önerge tecavüzde hiç ilgisi yok, tecavüzcüleri kapsamıyor dediler. Bu tam bir yalandı. Bakın bu yasa tasarısı, bu tasarı yasalaşsaydı, AKP'nin istediği gibi olsaydı ne olacaktı biliyor musunuz? Birkaç tane örnek vereceğim size. Örneğin 50 yaşında, 60 yaşında bir adam. 13-14 yaşında bir kıza cinsel istismarda bulunacak. Bulunmuş. Cezaevinde. Kızın evlilik yaşı geldiğinde medeni kanuna göre aileyi de ikna ederek nikah kıydıracak ve cezaevinden kurtulacak. Eğer bu yasalaşsaydı bu tasarı. Bunlar olacaktı. Veya küçücük bir kıza 9 kişi, 10 kişi birlikte cinsel istismarda bulunmuşlar. Evlilik yaşı geldiğinde Bunlardan biriyle kız evlendirilecek ve hepsi kurtulacaktı. Bunları yaşayacaktı Türkiye. Bu utanç tablolarını yaşayacaktı Türkiye. Feci. Feci. Ve şunu söylediler. E, Bunun tecavüzlerle hiç ilgisi yok dediler. Aslında tam da tecavüzlerle ilgili bir önerge bu. Çünkü bizim kanunumuzda cinsel istismarı tanımlarken şöyle diyor. Bizim zaten hassasiyetimiz özellikle 15 yaş altı çocuklarla ilgili. Zaten 15 yaşını tamamlamış çocuklar kendi rızasıyla ilişkiye girmişse Yasa bunu şikayete bağlı suç olarak tanımlıyor. Orada bir problem yok. Ama 15 yaşından küçük çocuklarda zaten rıza aranmaz. Yani düzenlemede kanundaki düzenlemenin lafsına ruhuna baktığımızda da 15 yaşını tamamlamamış çocukların rızasına hiçbir değer atfedilmez. Ya Kendisi e, talep ettiğini ifade etse bile çocuk Kesinlikle. olduğu için onu korumak Kesinlikle. zorunda. Devlet onu korumak zorunda. Burada en önemli nokta onu korumak şu zorunda. bizim yasamızda tanım çok açık. 15 yaşını tamamlamamış çocuklara yönelik her türlü cinsel eylemi tecavüz dahil cinsel istismar kabul ediyor bizim yasamız. Şu iğrenç değil mi? Çocuk küçüğün rızası vardı lafı gerçekten çok, bence çok. büyük bir facia. Evet. Çocuk evet. ve cinselliği yan yana getirmek ve aynı cümle içerisinde kullanmak dahi tüylerimizi diken diken Size ediyor. Size bir istatistik yani. vereceğim. Yani şunu demek istiyorum. Tecavüz de bir cinsel istismardır. Hı hı. Nitelikli cinsel istismardır. Hani tecavüzcüleri. Hukuk diliyle. Tabii ki tabii ki. 15 yaşından küçük çocuğa ne yaparsanız yapın cinsel istismardır. Tecavüzcüler de kurtulacaktı. Yalan söylediler insanlara. Hı hı. Şimdi bakın bir istatistik vereceğim size. 2006 yılında çocukların cinsel istismarı nedeniyle açılan dava sayısı 2414. 2016 yılında 2414 dava açılmış çocuklara yönelik cinsel istismar ki Bunlar alyaya yansıyanlar. Yansımayan üstü örtülen binlerce vaka var. Gelelim 2015 yılında hemen. 2015 yılında tam %700'lük bir artış olmuş. %700'lük bir artış. Açılan dava sayısı 16.957. Yani 2500'lerden 17.000'lere yükselmiş. Çocuklara yönelik tacizin istismarın bu kadar arttığı bir dönemde siz bile böyle bir önergeyi nasıl utanmadan getirebiliyorsunuz? Eğer bu yasalaşsaydı pedofili sapkınları kurtulacaktı bu memleketin güzel çocukları kurban edilecekti bu sapkın adamlara ve bu çocuklara yönelik cinsel istismar düşünenlere cesaret gelecekti. Tabi bu arada AKP gazeteleri de bazı vakaları gündeme getirdiler. İşte küçük yaşta evlilikler, iki çocuğu olmuş, kocam hapiste bize bakacak kimse yok gibi çocukların ifadelerini paylaştılar. Yani mağdur dedikleri bir grup yaratmaya çalıştılar. Bakın ben 20 yıl ceza yaptım. Hangi olaylarda mağduriyet olduğunu çok iyi biliyorum. Fakat biz hiçbir şekilde istismarcıyı, tacizciyi, tecavüzcüyü korumamız. Eğer bir kadın mağdursa, bir çocuk mağdursa devlet ona sahip çıkacak. Hı hı. Sosyal devletin gereği budur. Gereği diyorsunuz budur. Yani, sahip çıkacaksınız. Eğer siz o çocuklara, o annelere sahip çıkama, çıkamayacak kadar az içindeyseniz zaten istifa edin. İstifa edin. Yani hükümet olarak görev yapmanızın hiçbir anlamı yok. Onları kurtaracağım derken öbür tarafta bakın birilerini kurtarmak istedikleri o kadar açık ki. Çünkü bu memlekette Ensar Vakfı'nda kayım derde o Kur'an kurslarında imam hatiplerde maalesef kutsal din duygularını istismar ederek birçok çocuk tacizi ve tecavüzüyle karşılaştık ve birçok insan cezaevinde. Peki Muharrem Bey, bir şey Birilerini kurtarmak da. istediler ama o Yiğit kadınların direnişi karşısında başarılı olamadılar. Şimdi Sakarya milletvekili, eski milletvekilinin kardeşi gündeme getirildi de başkalarından da siz de duymuşunuzdur. iddialar var ama henüz belgelenmedi. Bir tek Sakarya eski milletvekilinin AKP milletvekilinin kardeşiyle ilgili yazılmaya başlandı. Dün ve bugün gazetelerde görüyoruz. Gerçekten birilerini kurtarma olduğu kanaatinde misiniz? Hani hu başka, hukuki olarak başka soruyorum. Başka türlü hukuk dışı, vicdan dışı, ahlak dışı böyle bir önerge nasıl getirilebilir? Demek ki Hatırı sayılı biriler var kurtarılması gereken cezaevinde veya yurt dışında. Hı hı. Yani çünkü son yıllarda erkek çocuklara kız çocuklara yönelik özellikle din kisvesi altında o kadar tecavüz taciz gerçekleşti ki işte ensar vakfında kaimlerde cemaatlerde birçok yerde. Herhalde kurtarmak istedikleri birileri var ama başarılı olamayacaklar. Yani biz buna asla müsaade etmeyeceğiz mecliste ve Türkiye'de kadınlarla birlikte Evet. Gerçekten kolay gelsin diyoruz. Nihayetinde Anayasa Mahkemesi'nin 6 ay önceki iptalinden dolayı 103 ile ilgili düzenlemenin gerçekleşmesi gerekiyor. Bu Yapıldı önerge araya o, girdi. Ha, komisyonda ha, gerçekleşti önerge o. Önergede çekilince problem kalmıyor. Sonuçta o Kesinlikle. orası da temizlenmiş oluyor. Peki. Şimdi e, hızlıca da gidelim gündemdeki diğer konulara. Bu konunun dışında önemli başlıklarımız var. Biz bu konu gündeme gelmeden önce başkanlık düzenlemesini tartışıyorduk. Adına Cumhurbaşkanlığı demişlerdi ama e, yine de biz başkanlık başkanlık düzenlemesi olarak devam edelim. Çünkü MHP'nin itirazlarıyla adına Cumhurbaşkanlığı düzenlemesi demişlerdi. E, dün grup toplantısında Bahçeli 12 başlıktan 12 maddeden söz ettiği anayasa değişikliği ile ilgili olarak bir dinleyelim. Tamam. Ondan sonra hani çünkü neymiş neyi tartışıyoruz içerik belli değildi. Hep takvim tartışıyorduk. Nihayet içerik de belli olmaya başladı. Bir içi, içeriği biraz daha görelim ya urgan ya da müebbet zindandır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. <laughs> MHP lideri sözlerine atanamayan öğretmenlerin sorunlarıyla başladı. 15 Temmuz'dan sonra milli eğitimin ne hallere düşürüldüğü net olarak anlaşılmıştır. Geçtiğimiz Ekim ayında 18.500 sözleşmeli öğretmenin ataması yapılmıştır. Önümüzdeki Şubat ayında ise 30 bin öğretmenin ilave ataması gündemdedir. Bize göre atanamayan bir tek öğretmen kalmamalıdır. Bu çile artık kökten bitirilmelidir. Üstelik öğretmen sayısındaki azalma da dikkate alındığında atanamayan öğretmen sorunu bütünüyle çözülmelidir. Doların sürekli yükselmesi de Bahçeli'nin gündemindeydi. MHP Genel Başkanı buna bir an önce önlem almak gerekmektedir, dedi. Dolar'daki AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ile MHP Afyon Karaysar, Milletvekili Mehmet Parsak Anayasa Değişikliği Paketini görüşmek üzere bir araya gelmişlerdi. MHP taslak üzerindeki değerlendirmesini yaptı. Ard Ardından da madde madde ele aldıkları itirazlarını AKP'ye sundu. Şimdi AKP'den yanıt beklenirken Bahçeli 12 maddeden söz etti. ...seviyesini konuşmak durumundayız. Bağımsız ekonomi, bağımsız, bağlantısız Türkiye demektir. Ve anayasa çalışmaları. MHP lideri anayasa değişikliğinin tamamının 12 madde olduğunu söyledi. Takvimi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belirlediği şekliyle sürdürmekte yarar var. Çünkü öneri onlardan gelmektedir mı? Mesela 5 madde mi, 2 madde mi? Tamam. şey söyledim. Hayır, bunları söylersek zaten hepsi 12 madde. Şimdi anayasa değişikliği ile ilgili başlıkları MHP açıklamıyor. Nerelerde itiraz ettiğini açıklamıyor. AKP ile yürüttükleri müzakereden anlayacağız ama 12 madde olduğunu biliyoruz. Ve MHP'nin e, Cumhurbaşkanlığı yetki düzenlemesi dediğini de biliyoruz bu tasla. Fakat bu bir anayasa değişikliği e, çalışması ve başkanlık arzusu Erdoğan'ın başkanlık arzusuyla gündeme gelmişti. Muharrem Bey şimdi biz böyle bakıyoruz ki neyin ne olduğu da gayet açık. Kimsenin kimse Şeyi kandırmaya e, artık şeyi olmasın, ihtiyacı da olmasın. E, size yansıyan bilgiler ışığında e, nerede anlaşıyorlar? İdam karşılığında ne tür tavizler verilebilir? E, neler söyleyeceksiniz bu son durumu başkanlık meselesindeki? Teşekkür ederim. Bakın öncelikle idamla ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Hı -hı. Biz 2004 yılında yani AKP hükümeti döneminde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek 13 nolu protokolü imzaladık. 13 nolu ek protokol. Bu protokol her koşulda idamı kaldıran protokol ve biz buna imza attık. Resmi gazete yayınlandı, yürürlüğe girdi. Ve bu protokol de şöyle yazıyor. İdam cezası hiç kimseye hiçbir koşulda verilemez ve uygulanamaz. Artı 15. maddeye göre askıya alınamaz bu hüküm. Artı bu hüküme çekince konulamaz. Yani bir devlet, buna imza atan bir devlet, ileride olağanüstü hallerde, savaş hallerinde dahi bunu askıya alamaz. Hani şimdi askıya aldık ya olağanüstü hali sürecinde bazı maddeleri. Bu da askıya alınamayacak maddeler. Yani idam cezasını getirmeleri mümkün değil. Hukuken mümkün değil. Bu konuda da tamamen iç siyasete oynuyorlar. Hmm. Kendi tabanlarına oynuyorlar ve insanların, halkın duygularını sömürüyorlar. Kesinlikle getirebilirler. Bak yaşayacağız, göreceğiz. Bu kadar iddialı söylüyorsunuz evet, yani. Evet kesinlikle söylüyorum. Çünkü imzaladığımız bir uluslararası sözleşme var uluslararası ha anayasayı değiştirirler. Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarlar. Avrupa Birliği adaylığından çekilirler. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde taraf devlet olmaktan çıkarlar. E o zaman zaten bütün dünyaya kapılarımızı kapatmış oluruz ki bu da mümkün değil. Zaten ekonomi çöktü. O zaman herhalde nasıl bir, bir ortamla karşılaşırız? Büyük bir iflas mı yaşarız? Başka acılar mı yaşarız? Onun için idam cezasını kesinlikle getiremezler. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı da ne diyor? Meclis diyor onaylarsa diyor ben onaylarım. Bunu gelemeyeceğini biliyor. <laughs> Yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. İdam cezasını getirmeleri mümkün değil. Getirseler dahi zaten hem anayasamız gereği hem imzaladığımız uluslararası sözleşmeler gereği bunu geçmişe yürütemezsiniz. Yani o 15 Temmuz gecesi halkına silah sıkan insanları bir Fethullah Gülen'i, Abdullah Öcalan'ı idam edemezsiniz. Bu kadar bu gerçek açıkken hukuki olarak da Bunu gayet kesinlikle net yani. istismar ediyorlar. Bu idam çağlık bu idam çığlıkları 2016 yılında Türkiye'ye hiç yakışmıyor. Avrupa Birliği adayı bir e, Türkiye'ye bakın başkanlıkla ilgili bir kere getirilmek istenen bir sistem değil. Tam bir otoriter tek adam rejimi dayatmasıyla karşı karşıyayız. Zaten Türkiye'nin sorunu Parlamenter sistem, başkanlık sistemi, hükümet sistemi sorunu Türkiye'nin sorunu demokrasi sorunu. Yani şu an yaşanan fiili durum denilen MHP lideri Tabii öyle ki. diyor ya sürekli. Fiili durum denilen durumu daha da vahim hale getirecek bir boyuta geçecek kesinlikle, Türkiye. Kesinlikle. kesinlikle Erdoğan şu anda e, Türkiye bir hukuksuzlaştırma ve anayasasızlaştırma dönemi yaşıyor. Fiilen anayasa askıya alınmış durumda. Parlamenter sistem zaten uygulanmıyor şu anda. Parlamenter sistemi e, yok ettiler. Fakat mevcut durumunun da anayasaya hukuka aykırı olduğunu bildiği için Erdoğan, onu hukuki zemine oturtmaya çalışıyor. Korkuyor çünkü. Korkuyor. Bakın, Fransız anayasa hukukçusu ve siyaset bilimcisi Duvarciğer'in bir sözünü okuyacağım. Çok kısa. Çok önemli. Tam da bugün bize uyan bir tespit. Duvarciğer şöyle diyor. Demokrasisi güçlü olmayan devletler, ki bizim demokrasimiz çok güçlü değil, devletler için, Başkanlık sistemi bir çılgınlıktır. Kendisini bir programa bağlamayan ve kimseye sonuçta hesap vermek zorunda olmayan bir başkan, önce popülist bir demagog, daha sonra da bir diktatör olur. Ve Türkiye şu anda bunu yaşıyor. Türkiye bir diktatörlüğe gidiyor. Zaten biz şu anda dünyada e, ülkeleri dörde ayırıyorlar. Tam demokratik ülkeler, kusurlu demokratik, yarı otoriter, otoriter ülkeler diye biz zaten yarı otoriter ülkeler sınıfındayız hı hı. melez demokrasi hı hı. hibrit demokrasi dedikleri demokrasimizde ciddi sorunlar var bizim yapmamız gereken demokrasimizi güçlendirmek Türkiye'nin sorunu demokrasi sorunu hukuk devleti sorunu özgürlükler sorunu sistem sorunu değil ee, başkanlığın dünyada birkaç istatistik vereyimse bu çok önemli dünyada gelişmiş ülkelere baktığınız zaman işte orta Avrupa ülkeleri kuzey Avrupa ülkeleri Avrupa'nın büyük çoğunluğu işte Kanada Japonya bunların tamamı parlamenter sistemle yönetiliyor. İnsani kalkınmışlık endeksine baktığımızda ilk 20 ülkenin %90'ı parlamenter sistemle yönetiliyor. Sondaki 20 ülkenin %90'ı da başkanlıkla yönetiliyor. Yani parlamenter sistem... Başka göstergeler de veriyor bize zaten bu... Tabii ki. Hukukun üstünlüğü, üstünlüğü. endeksine bakın. Hukukun üstünlüğü endeksinde biz 99. sıradayız maalesef. Çok kötü bir durumdayız. Hı hı. Hukukun üstünlüğü endeksinde ilk 20 ülke yani adalet sisteminin en sağlıklı işlediği dünyada ilk ilk 15 ülkenin tamamı parlamenter sistemle yönetiliyor. Tamam. İşte İngiltere, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya, Avusturya, işte Kanada, Japonya dünyanın en gelişmiş ülkeleri. Başkanlık sisteminin başarılı uygulandığı tek model Amerika Birleşik Devletleri, ABD. O da tamamen kendi siyasal, tarihsel süreciyle ve kuruluş felsefesiyle ilgili. Hep söylüyorum. Amerika'da başkan istese dahi otoriterleşemez. Çünkü bütün yetki eyaletlerdedir. Kurumsal bir yapısı var Eyaletler zaten. Eyaletler vardır ve yetki onlardadır. Bir de iki partili sistem vardır. Partiler arasında ideolojik bir ayrılık yoktur bizdeki gibi. Bizdeki gibi. Halbuki parlamenter sistem çok daha sağlıklı bir sistemdir. Krizleri Temsiliyet daha rahat açan bir sistemdir. Başkanlık sisteminde yürütme ile yasama sert kuvvetler ayrılığı olduğu için yasama ile yürütme birbirini kilitler, sistem tıkanır. Ama parlamenter sistemde seçimler yoluyla bu krizler her zaman açılır. Bir kere her iki sistemde de en önemli unsur yargı. Her iki sistemde de çok güçlü, bağımsız bir yargınız olmanız Ama olması var lazım. Ama var mı? Nerede? Yani görüyorsunuz işte bugün yargının durumunu. Yargı bir dönem cemaati teslim edildi. Şimdi cemaatten kurtarılmaya çalışıyor. AKP e, yani yani şimdi yargıda kendi yapılaşmasını e, gerçekleştiriyor. Adalete güven sarsılmış durumda. Peki burada e, kritik nokta şu değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten güçler ayrılığı istemiyor. Güçler birliği istiyor. Tabii. Ve toplumun da bununla ilgili bir hassasiyet olup olmadığı konusunda benim şüphelerim var. E, bir takım anketlerde yayınlanıyor. Ne kadar güvenilir bilemiyorum ama. Yani toplum bu konuda güçler ayrılığı ya da güçler birliği konusunda çok da umursamıyormuş gibi geliyor bana. E, ve bir siyasi süreç işliyor. Ne olacak böyle? Hani nasıl bir karşı duruş olacak? Dünkü gibi bir güç gösterisi toplumsal bir karşı duruş çıkar mı buradan? Hani Benim pek öyle bir atmosfer gördüğümü söyleyemem. Sizin yaklaşımınız nedir? Nasıl bir manevra alanı Cumhuriyet Halk Partisi düşünüyor bu konuda? Bakın biz biliyorsunuz bir anayasa çalıştayı gerçekleştirdik. Ve bu çalıştay raporumuz da hazır. Onu da kamuoyuyla sizlerle paylaşacağız. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk maddesinden geçici maddesine kadar bir anayasa taslağımız da var. Yani anayasa hukukçularıyla birlikte hazırladığımız bir siyasi partinin mutfağında anayasa hazırlanmaz. Bunu biliyoruz. Ama bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak her ihtimale karşı hazır olmak için bunu da hazırladık. Ama şu anda Türkiye olağanüstü hal sürecinde. Türkiye'de terör şiddet tırmanmış durumda. Türkiye'de çok ciddi bir kutuplaşma var. İşsizlik her üniversite öğrencisinden, her üniversite bitirmiş dört öğrenciden biri işsiz. Adalet çökmüş, eğitim sistemi çökmüş. Böyle bir ortamda barış, huzur yok. Gazeteciler cezaevinde dünyanın en büyük gazeteci cezavine cezave olduk. Düşünce ve ifade özgürlüğü askıya alınmış durumda. Böyle bir ortamda siz nasıl sağlıklı bir anayasa tartışması yapacaksınız? Anayasa değişikliği süreci için uygun bir ortam yok ki. AKP ohal fırsatçılığı yapıyor. Ohal fırsatçılığı yapıyor ve bu fırsatta kendi istediği fiili güç bilini, yarattığı fiili güç birliği durumunu e, anayasal zemine Oturtmaya çalışıyor. Bu Türkiye'yi tam bir felakete sürükler. Yani bunu gerçekten herkesin çok dikkatli takip etmesi lazım. Araştırması lazım, okuması lazım, düşünmesi lazım. Biz bütün Türkiye'ye örgütlerimizle birlikte, tabi yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil bu. Hı hı. Burada basınımıza çok büyük görev düşüyor, sivil toplum örgütlerine çok görev düşüyor. Biz bütün örgütlerimizle birlikte Türkiye'yi anlatacağız bu gerçeği. Türkiye 1876 kanuni esasiden bu yana yani 140 yıldır parlamenter sistem siyasi kültürünü, geleneğini yaşayan bir ülke. 140 yıllık bir birikimi, bir kültürü siz bir kenara bırakıyorsunuz. Bugüne kadar hiç yaşamadığınız ve siz büyük riskler taşıyan başkanlık ambalajı adı altında bir otoriter tek adam sistemini yaratmaya çalışıyorsunuz. Ee, biz buna Cumhuriyet Halk Partisi olarak zaten başından beri çok ilkeli bir duruşla karşı olduğumuzu söyledik. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda da biliyorsunuz 2014 yılında kurulan ve uzun süre çalışan bu başkanlık dayatması nedeniyle o masa dağıldı. Çünkü AKP en sonunda başkanlık dayatmasıyla geliyor. Biz de diyoruz ki biz parlamenter sistemimizi güçlendirmeliyiz. Biz yargıç güvencesini sağlamalıyız anayasada. Bağımsız yargıyı tesis etmeliyiz. Bunu yapmak da çok kolay. HSYK'da HSYK'da hakimler, savcılar yüksek kurulunu ayıracaksınız. Yürütmenin, Adalet Bakanının etkisini buradan çıkaracaksınız. Yargıçların atanmalarında, seçimlerinde yine hükümetin etkisini ortadan kaldıracaksınız. Yani sistemde ciddi değişiklikler, o bozulmaları yok edecek değişiklikler gerekiyor. Evet, diyorsunuz. biz şu anda zaten parlamenter sistemi de yaşamıyoruz ki. İşte parlamenter sistemi sağlıklı olarak yaşayan ülkelere bakın. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri biz niye Latin Amerika, Afrika, Asya modellerini alıyoruz? Da, oralarda var bu patronlu hiperbaşkanlık dedikleri, Erdoğan istediği sistem. Niye oraları örnek alıyoruz da gelişmiş batı demokrasilerini, batı uygarlığını örnek almıyoruz? Biz diyoruz ki gelin parlamenter sistemimizi sağlıklı işletelim, doğru olanı yapalım. Bakın. Zaten bu noktaya bozula bozula gelmedi mi değil mi nihayetinde? Tabii. Kısa Cem bir ara verelim, aradan tamam. sonra devam edelim. Bir reklama gitmemiz Peki. gerekiyor Muharrem Bey. Reklamdan sonra değerlendirmelerimiz sürecek. Tabii başkanlık meselesi değil sadece gündemimizdeki konu. Bir de FETÖ çatı davası başladı. Orada ne olduğunu da değerlendirelim isterim. hukuki Bir, bir de şu FETÖ komisyonuyla ilgili. Tabii, bir tabii. Bir şey. hukuki bir, bir yapınız olduğu için hani bir tamam. yandan da takip ettiğiniz için bu duruşmaları bize bilgi verin isteriz kısa bir aradan sonra. Sevgili izleyiciler şimdi başkanlık meselesi Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin düzenlenmesi diye adını değiştirseniz de başkanlık meselesi önümüze gelecek önümüzdeki süreçte buradaki değerlendirmeyi yaparken kesinlikle par parlamenter sistem dedi Muharrem Erkek e, Çanakkale Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve kesinlikle parlamenter sistem derken güçler ayrılığı dedi. Bununla ilgili olarak ne yapacağız? İşte temel problem bu. Dünkü kadınların ortak birlikte dünyayı yerinden oynatan o birlikte duruşunu toplu halde Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşları olarak sergileyebilecek miyiz? İşte göç yolda düzülür mü diyelim? Ne diyelim? O süreç içerisinde herkes konumlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi de yine buna öncülük edecek mi diyelim? Tabii ki edecek. Tabii ki edecek. Şunu söylemek istiyorum. Demokrasi dediğimiz şey aslında nedir? Demokrasi dediğimiz şey Demokraside de yürütmeyi yani gücü elinde bulunduranı yasama organı parlamento denetleyecek. Ki parlamento çok çok önemlidir. Siyasi güç merkezi olmalıdır parlamento demokrasilerde. Yasama organı denetleyecek. Yargı denetleyecek, medya denetleyecek, sivil toplum denetleyecek. Bu denetimler ne kadar yüksekse, ne kadar güçlüyse ve güçler arasında ne kadar denge mekanizması varsa demokrasi o kadar sağlıklı. Bunların hiçbirini istemiyor AKP. Mevcut iktidar. Bu denetimlerden hiçbirini istemiyor. Yani demokrasiyi istemiyor aslında. Yine söylüyorum bizim sorunumuz demokrasi sorunu, bizim evet. sorunumuz sistem sorunu değil. Bu kafayla başkanlık sisteminde diktatörlüğe gidersiniz. Parlamenter sistem bu hale getiren zihniyeti 14 yıldır tek başına yönetiyorlar. İstiklal adı altında. Bir de şunu özellikle söyleyeyim diyorlar ki ya başkanlık sisteminde güçlü hükümetler olacak, güçlü yürütme olacak, koalisyonlar olmayacak. Bugün Avrupa'daki aslında burada toplumdaki koalisyon kötüdür algısını tabii ki, hitap etmeye çalışıyorlar. koalisyonlar aslında kötü değildir. Biz öyle algılıyoruz. Bazı koalisyon dönemlerinde yaşanan krizler sebebiyle. Hı hı hı. Bugün 90'lı e, yılların algısı bugün, aslında. Bugün bugün yıldır koalisyonla yönetiliyor Avrupa'nın parlamenter temsiliyle yönetilen birçok ülkesi. Hı, hı. Birçok Almanya'sı, Avusturya'sı, Finlandiya'sı, işte İsveç'i bunlar hep koalisyonlarla yönetiliyor. Bunlar gelişmiş ülkeler. Biz koalisyon demek uzlaşma kültürü demektir şeffaflık demektir. Birbirini denetlemek demektir. Koalisyonlar parlamenter sistemlerin ruhuna uygundur. İşte 12 yıldır tek başına yönetiyorlar. İstikrar mı var şu anda Türkiye'de? Türkiye yangın yerine dönmüş. Yanıyor Türkiye. Tek başına hükümet var. Güçlü hükümet, güçlü yürütme. 14 yıldır getirdikleri nokta bu. Parlamenter sistemi bu hale getirenlerin bir de düşün bu tip bir başkanlık adı altında yarattıkları sistemde Türkiye'yi nasıl felakete sürükleyeceğini burada MHP yönetimini de çok ciddi eleştiriyorum. Maalesef AKP'nin tuzağına düşüyorlar. Türkiye'nin felakete sürüklendiğini görmesi lazım MHP'nin. Mutlaka ve mutlaka Evet parlamenter sistemdeki direnci sürdüreceğiz. MHP'lilere de bu bağlamda çağrınız evet. var. Yanınıza çağırıyorsunuz diye düşünüyorum ben sözlerinizi Kesinlikle. böyle yorumluyorum. Nihayetinde Cumhurbaşkanlığı yetki düzenlemesi deyip o işin içinden çıkamayız. Orada Tabii bir e, Türkiye'deki sistem değişikliği konusundaki duruşunu gözleyeceğiz zaten MHP'nin de. Şimdi e, süremiz sınırlı olduğu için bir diğer konuya gelelim. Bütün bunlar yaşanırken Türkiye 3 terör örgütüyle mücadele ediyor. PKK bir yandan, IŞİD evet. bir yandan, FETÖ bir yandan. Şimdi en yoğun kamuoyuna dün, gündemimize gelen PKK ve FETÖ meselesi. FETÖ'nün iddianamesi ki 15 Temmuz'dan önce hazırlanan iddianame ile ilgili çatı davası başladı. Fethullah Gülen'in de aralarında olduğu 73 kişinin yargılanmasına dün başlandı ve aynı zamanda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbe komisyonunda bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz ve öğreniyoruz. Oraya katılımcıların söyledikleri bazında. Türkiye mücadele edebiliyor mu? KHK'larla dün yine 15 bin kişi açığa alındı. Ne oluyor? Hani Baylok madem ta 2016 gelmeden MIT'in elindeyse hala yeni yeni şeyler mi çıkıyor? FETÖ'cüler mi çıkıyor? Yeni kriptolar mı çıkıyor? Durum nedir? Nasıl analiz ediyorsunuz? Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Özür dilerim. Olağanüstü hal rejimleri de bir hukuk rejimidir. Hukuk rejimidir. Hı, hı. Fakat Türkiye'de maalesef Anayasa Mahkemesi cesaret gösteremedi. Anayasayı korumakla görevli, anayasal düzeni korumakla görevli Anayasa Mahkemesi bu görevini bıraktı. Çünkü artık biliyorsunuz Yüksek yargı sarayda toplanmayı tercih ediyor. Ee, bizim Anayasa Mahkemesine yaptığımız başvuruyu Anayasa Mahkemesi kabul etseydi ki çok haklı bir başvuruydu, o. Ee, Kanun ve kararnamelerle bu kadar keyfi bir yönetimin önüne geçilebilirdi. Şu anda tam bir keyfi hukuk dışı bir yönetimle e, karşı karşıyayız. Siz bir vurgu yaptınız. Üç tane terör örgütüyle. Evet. Üç tane terör örgütüyle mücadele ediyoruz ama şunu unutmamak lazım. AKP'nin bu üç terör örgütüyle de zamanında çok ciddi ilişkileri vardı. FETÖ'yle 14 yıl boyunca birlikte yürüdüler. Birlikte. Yani işte FETÖ'nün işlediği bütün suçlara AKP hükümetlerinin iştiraki vardır. FETÖ bu devlette nasıl kadrolaştı? AKP'nin AKP'nin dahili olmadan, AKP'nin desteği olmadan kadrolaşması mümkün mü? Hükümet. Çözüm sürecinde devleti terör örgütü olan PKK ile masaya oturttular. Şeffaf olmadılar, meclisten kaçırdılar her şeyi. IŞİD'e öfkeli gençler dediler. Türkiye'de 70 ilden işite militanlar gönderildi. IŞİD kahveleri vardı, işit mahalleleri vardı. IŞİD militanları bizim hastanelerimize tedavi oluyordu. Orta Doğu'ya silah gönderiyorduk. Yani bu üç terör örgütüyle de AKP hükümetlerin ilişkilerini milletimizin unutmaması lazım. Şimdi kendi yarattıkları canavarlarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Ve biz terörle mücadelede CHP olarak her türlü desteği zaten veriyoruz. Ama AKP az içinde. AKP %49,5 oy almasına rağmen Türkiye'yi yönetemiyor. Yönetmesi de mümkün değil. Yönetebilme kabiliyetini kaybetti AKP çünkü korku içerisinde ve sürekli otoriterleşiyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan demokrasi ve özgürlükler, otoriterleşme değil, demokratikleş demokratikleşme. Onun için AKP'den bunu beklemek mümkün. FETÖ ile mücadelede de bakın, darbeyi araştırma komisyonu biliyorsunuz. Aslında bu FETÖ ile de mücadele için çok çok önemli bir komisyon. Ne olduğunu tam olarak ortaya koyması mümkün e, tabii aslında. Tabii ki bu darbenin çok e, aydınlanmayan yönleri var. Çok karanlık noktaları var biz FETÖ ile mücadelede samimiysek bu darbenin arka planını ve gerçekleri mutlaka ortaya çıkartmak zorundayız. Bakın öyle bir darbe araştırma komisyonu oluşturuldu ki komisyon başkanı AKP Burdur Milletvekili Sayın Reşat Petek. Kendisi de değil mi emekli başsavcı, hukukçudur. Reşat Petek ne demiş? Buradan hemen çok kısa okuyayım. 2011 yılında, yani çok uzak bir tarihte değil. 2011 yılında Hakkında Fethullah Gülen'le ilgili söylüyor. Hakkında açılan tüm davalardan Sayın Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin beraat etmesine ve bu beraat kararının kesinleşmesine rağmen Ergenekon yapılanmasının parlamentodaki uzantıları tarafından çete diye hakkında meclis kürsüsünden konuşma yapanlar oldu diyor. Yani mecliste insanlar çıkıyordu, bizim milletvekillerimiz çıkıyordu, Fethullah Gülen yapılanmasını çete olarak niteliyordu. Reşat Petek itiraz ediyordu. Ona çete diyemezsiniz diyordu Adalet Bakanı gibi. Şimdi darbe komisyonunun başkanı ama. Evet bakın İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık darbe komisyonunun AKP'li üyesi. O ne demiş? Vicdani sorumluluğumun gereği olarak belirtmem gerekir ki Fethullah Gülen Hoca Efendi son bin yılın en büyük Türk büyüklerinden birisidir. <laughs> son bin yılın en büyük Yeryüzünün her köşesinde Türk'lüye yaptığı büyük hizmetleri kendi gözlerimle ve hayranlıkla gördüm. Onu ve arkadaşlarını tehdit gibi görenler bu vatana hamasi laflardan başka hangi yeryüzü başarısını tattırdılar ki diye. Şimdi bu insanlar mı bu darbeyi aydınlatacak ve FETÖ'yle mücadele için bu ülkenin önünü açacak? Samimiyetsizlik mi görüyorsunuz? Kesinlikle. Zaten bu idam cüzası tartışmaları da Fethullah Gülen'in iadesini istediklerini düşünmüyorum. Düşünseler idam tartışmasalar değil mi? Tabii ki Fethullah Gülen'in iadesini Çünkü samimi olarak isteseler idamın iyisini ağızlarına almazlar. Madem çok samimisiniz Fethullah Gülen'i önce getirdin sonra idamı getirin. Madem böyle her şeyi yapabiliyorsunuz bu idam çığlıkları yükseldiği bir ülkeye ne Fethullah Gülen'i ne diğer darbeciler iade ederler mi? Etmeleri mümkün değil. Şimdi bu araştırma komisyonu mu? Bakın Darbe Araştırma Komisyonu'nda çok önemli ifadeler verildi. Aslında korkuyorlar. Bu araştırma komisyonunun bir an önce görevini tamamlayıp sonlanmasını istiyorlar. Hı hı. Şu gerçek ortaya çıktı. Hilmi Özkök'ün ifadelerinden, işte ne Şener'in şeylerin ifadelerinden, başka ifadelerden. 2004 yılında biliyorsunuz 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nda hem mit sunum yapıyor hem Komuta Katı Genel Kurmay sunumu yapıyor. İki ayrı sunum yapılıyor. iki ayrı toplantıda ve deniyor ki bu cemaat devlette ciddi bir yapılaşma gösteriyor. Ve çok ciddi bir tehdit haline geldi. Derhal tedbir alın hükümete. Bunu hem Genelkurmay söylüyor hem MİT söylüyor 2004 yılında. Ve Milli Güvenlik Kurulu karar alıyor. Bu konuda hükümete gönderiyor. Yani şunu demek istiyorum bir hukukçu olarak. 2004 yılında bu gerçek ortadayken, Suç bu tespit edilmiş. yapılış... Siz niye tedbir almıyorsunuz? Kasten tedbir almıyorsunuz. 2004 yılında bu dosyalar hazırlanmış. Teşhis konmuş. Her şey ortada. Siz ne diyorsunuz? Ben bu kararı yok sayıyorum diyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu'na. Tanımıyorum diyorsunuz hı hı. hükümet olarak. O zaman hukuken kasten tedbir almadığınız ortaya çıkar. Yani siz de suçlusunuz. Siz de sorumlusunuz bu kanlı darbe girişiminden. Bunun siyasi sorumluluğu zaten aydınlanmadığı sürece... Siyasi sorumluları ortaya çıkmadığı sürece siz gariban memuru cezaevine atın, gariban öğretmeni işten çıkartın, gariban cezaevindeki gardiyanı e, tutuklayın, gariban er erbaşı e, cezaevine atın. Peki sizin içinizdeki siyasi sorumlular ne olacak? Şimdi bu, bir yandan da mesajlara bakıyorum. Ee, Muharrem Bey süremizin de sonuna doğru yaklaşırken çok haklısınız elbette. ifade ettiğiniz şeyler içinde bulunduğumuz durumu çok iyi izah ediyor. Ee, fakat genel olarak şöyle bir yaklaşım var. Tamam tamam da peki ne yapacağız? Ee, CHP bize bir yol göstersin diyor yurttaşlarımız. Ne yapacağız? Ki toplumdaki karamsarlığı e, dünkü o meclisteki e, kadınların gücünü görüşümüzün bize nasıl moral verdiğini de yaşadıktan sonra e, bir, bir kıvılcım bekliyoruz. Diyor belki de toplum? Neler söylemek istersiniz? Öncelikle, öncelikle cesur olacağız. Herkes cesur olacak. Genel başkanımız her fırsatta vurguluyor. Demokrasi için, özgürlük için, adalet için gerekirse bedel ödeyeceğiz. Bu biliyorsunuz bu vatan çok büyük bedeller ödenerek bağımsızlığını kazandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna baktığımızda nasıl bedeller ödendiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Çözüm Cumhuriyet Halk Partisidir. Ben bunu çok açık yüreklilikle söylüyorum. Türkiye'nin umudu ve çözümü Cumhuriyet Halk Partisidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisinin kadrolarıyla, projeleriyle, programıyla şu anda Türkiye'yi Türkiye öyle bir noktada ki Türkiye'de basın özgürlüğü yok olmuş durumda, düşünce ifade özgürlüğü yok olmuş durumda. İşte gazeteciler Cezaevinde. O milletvekili cezaevinde şimdi Mil orayı da vurgulayalım. Milletvekilleri yani. yargılanmalı ama tutuksuz yargılanmalı. Hı -hı. Tutuksuz yargılanmalı. Milletvekilleri cezaevinde ve Avrupa ile ilişkiler kopma noktasına gelmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yüzünü batı uygarlığına dönmüş. Ve bu ülkede biz cumhuriyeti çok partili sisteme demokrasiye geçişi Cumhuriyet Halk Partisi ile yaşadık. Ve şu anda Türkiye... Bir dördüncü büyük reformunu, büyük devrimini Cumhuriyet Halk Partisi ile gerçekleştirecek. Bizim yapmamız gereken layık, demokratik cumhuriyeti sonuna kadar koruyacağız. Eğer meclisten bu 12 maddelik, otoriter, tek adam yaratan, hani diyorlar ya bunu Erdoğan'la ilgili, biz zaten Erdoğan'la ilgili konuşmuyoruz. Bu otoriter bir tek adam yaratıyor. Yarın öbür gün Erdoğan gider başkası gelir. Yani buna Türk tipi başkanlığı e, şu bu ki. dememize de tabii gerek ki. yok. Bu direkt bildiğiniz direkt Erdoğan bir, yönetimi. Önce eğer evet. eğer MHP Evet MHP'nin desteğiyle bu 330'u geçerse meclisteki oylamada ve referanduma giderse önce milletimiz, halkımız bu referandumda gereğini yapmalı. Türkiye'nin parlamenter demokrasiyle birlikte yürümesi için hükümete gereken dersi sandıkta vermeli. Daha sonra da zaten seçimlerde... Biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı ile ancak ülkemizi e, yüzünü aydınlık yarınlara çevirebiliriz. Fransız örneğini hatırlatıyorsunuz galiba. Evet kesinlikle. Evet, çok teşekkür ediyoruz. AKP çünkü Türkiye'yi artık yönetemiyor ve yönetemeyecek. Evet sevgili izleyiciler Muharrem Erkek de gayet net ifade ediyor durduğumuz yerde duracağız ama dur, dururken de mücadelemizi direnişimizi sergileyeceğiz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak var olan sistemimizi adı demokratik layık sosyal hukuk devletini korumak adına hep beraber mücadele edeceğiz. Son bir cümle edeceğiz. söyleyeceğim 15 Temmuz darbe girişimi parlamenter demokrasimize karşı gerçekleştirilmiştir bunu, bunu sakın asla unutmayalım. unutmayalım. Evet e, saat başında tekrar karşınızdayız günün sıcak gelişmelerini aktaracağız önemli haberler var bizden ayrılmayın. Bye.